Aynı zamanda bir cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. HDP ani bir kararla Yeşil Sol Parti üzerinden seçime girmeye karar verdi. Nedir Yeşil Sol Parti? Bu süreç nasıl işleyecek? Öncelikle hoş geldiniz. Merhabalar. Şimdi bildiğiniz üzere yaklaşık olarak bir yıldır partimiz HDP üzerinde bir kapatma davası süre geliyordu. Yani bu kapatma davasının felsefesini biz şu şekilde değerlendiriyorduk. Halkımızı ve bizleri aslında seçim dışına bırakmak, bizi sandığa gitmeme yönünde bir şantaj niteliğinde bir yaklaşım vardı. Bizler daha öncesinde de şunu söylemiştik, biz hiçbir şekilde geri durmayacağız ve halkımızı da seçeneksiz bırakmayacağız. Yani her ne kadar AKP, MHP'nin kendi planları varsa da, bizi seçim dışına itme gibi bir planları varsa da, bizim de buna göre planlarımız vardır. Yani A planımız var, B planımız var, C planımız var şeklinde. En son geldiğimiz noktada biliyorsunuz ki, işte özellikle sözlü savunmanın seçim sonrasına bırakılması yönünde bir talebimiz oldu. Anayasa Mahkemesi bunu da reddetti. Bugün itibariyle, bugün ayın 11'i itibariyle sözlü savunma yapmamız gerekiyor ve biz de bu konuda ilkesel bir karar olarak sözlü savunmayı anayasaya vermedik. Ve buna alternatif olarak da Yeşil Sol Parti ile biz seçime girme kararını aldık. Bu tercih tamamen halkımızı seçeneksiz bırakmama anlamında alınmış bir karardır. Yine bildiğiniz gibi Yeşil Sol Parti bizim bileşen partilerimizden bir partidir. Bizim dışımızdan, bizim uzağımızdan olan bir parti değildir. Bizim kendi partimizdir. Ortak bir partimizdir, paydaşımızdır. Bu anlamda halkımızı seçeneksiz bırakmama adına Yeşil Sol Parti ile biz bu seçimlere gireceğiz. Peki Yeşil Sol Parti Gaziantep'te nasıl karşılandı? İlk açıklamayla birlikte tabanımız bu anlamda kendisinin seçeneksiz kalmadığını bildiğinde ve yine ilk açıklamalarımızla birlikte ciddi bir hava doğdu. Yani şu anda bütün seçmenlerimiz Yeşil Sol Parti hakkında bilgisi vardır. Yeşil Sol Parti ile seçime gireceğimiz ve yine farklı bir parti olarak algılanmadı. Bizim kendi öz partimiz olduğunun farkında. Bu anlamda da çok sıcak karşılandı ve hızlı bir şekilde bütün tabanımız içerisinde yayıldı. Bu anlamda da mutluyuz, gururluyuz bu anlamda. Gaziantep'te en çok kadın aday veren parti HDP. 7 kadın 7 erkek gibi bir eşitlik söz konusu. Kadınların partinizde bu kadar aktif rol almasının size getirileri neler? Bizim partimize getirisinden ziyade toplumsal getirisine bakmak lazım. Yani toplum içerisinde, özellikle Orta Doğu toplumları içerisinde, özgünde de Türkiye toplumları içerisinde kadın en ezilen kesim sınıfında yer almaktadır. Şimdi baktığımız zaman siyaseten eğer biz bir kadın özgürlük hareketinin önünü açarsak, erkek egemen zihniyetinin önünü kapatırsak ve gerçekten toplumsal olarak kadının ne kadar yapıcı, barışçı ve toplumsal dayanışmaya katkı sunacağını görürsek toplum açısından çok büyük bir başarı elde edilecektir. Bu anlamda bizdeki kadın duruşu ve kadın arkadaşlarımızın duruşu sadece partimiz açısından değil, Türkiye açısından, Türkiye halkları açısından ön açıcı olmaktadır. Yani biliyoruz ki eğer toplumsal bir barış, toplumsal bir huzur, toplumsal bir umut doğacaksa bu kadının yaklaşımı ve mücadelesiyle gerçekleşir. Kadının mücadelesinin olmadığı, kadına yaşam şansının verilmediği bir ortamda, bir toplumda biz farklı herhangi bir şeyden bahsedemeyiz. Öncelik olarak gerçekten kanayan yaramız, toplumsal sorunumuz toplumdaki kadına bakış açısıdır. Bu anlamda partimizden ziyade kadın hareketimizin tüm Türkiye'ye, tüm halklara çok ciddi katkılar sunacağına inanıyoruz. Ve bizim açımızdan da partimiz açısından da ön açıcı bir duruşu vardır. İleriye götüren bir duruşu vardır. Bu anlamda da biz başarının kadın arkadaşlarımızın mücadelesiyle gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bu anlamda biz listelerimizde de bunu somut olarak ortaya koyduk ve bundan sonraki süreçlerde de kadın arkadaşlarımızın verdiği mücadeleyle yan yana yürüyerek bu politikamızı ve pratiğimizi sürdüreceğiz. Temel felsefemiz budur. Bu yüzden genel olarak tüm halkımıza çağrımızdır. Yani bulundukları alanlarda özellikle kadın dayanışmasının gerçekleştiği yerlerde erkekleri de özgürleştireceğini, gerçekten bu sistemin, bu düşüncenin, bu toplumsal
kirliliği ortadan kaldıracağına olan inancımızla bütün kadınları dayanışmaya çağırıyoruz. Bütünleşmeye çağırıyoruz, birleşmeye çağırıyoruz. Sadece yani temelinde biz bu anlamda çok büyük bir anlam ifade ettiğimizi de söylemek istiyorum. Evet, tipin ayrı olarak seçimlere girmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Size bir şey kaybettirdim. Yani biliyorsunuz tiple uzun bir süre görüşmelerimiz oldu, tartışmalarımız oldu, yani derin tartışmalar oldu. Buradaki amaç sadece bir siyasal seçim temelli bir tartışma da yürütülmedi. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Türkiye'nin geleceği açısından Türkiye'deki toplumsal muhalefeti bir araya getirmek ve gerçekten dışlanmış, yok sayılmış, kendisini var edemeyen bütün kesimleri bir araya getirme temelinde bir tartışma yürüttük tiple. Seçim endeksli bir tartışma değildi. Özellikle Emek ve Demokrasi İttifakı'nın sürekliliği açısından Türkiye için elzem olduğuna inanıyoruz. Son kertede nihayetinde tip kendi adına seçime girme kararı aldı. Yani bu konuyla ilgili olarak tip adına bizim çok fazla bir şey söyleme hakkımız yok. Çok fazla bir şey de söyleyemeyiz. Kendi tercihlerini yaşadılar, ayrı bir şekilde ittifak bünyesinde kendi logolarıyla seçime girecekler. Biz kendi logolarımızla seçime gireceğiz. Yalnız şunu da söyleyelim, şu anda tip Türkiye'de 49 ilde seçime girecek. Diğer illerde seçime girmeyecek. Dolayısıyla biz 81 ilin tamamında seçime gireceğiz Yeşil ve Sol Parti olarak. Bütün illerde adaylarımızı gösterecek, nihayetinde siyaset arenasında seçmenlerimizin tutumlarını bekleyeceğiz. Seçmenlerimize çağrımız, yani şu anda tip kendi ismiyle gidiyor. Bu bizi de çok fazla etkileyecek bir durumda olmadığını düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Rica ederim.